Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Uğur Mutlu. 5. sınıf 3. ünite ondalık gösterimle sizlerle beraberiz. Ondalık gösterim. Ondalık gösterimler uçak mekaniği. Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kuruluşlarından olan Türk Hava Kurumu 1925 yılında kurulmuştur. Yandaki tabloda Türk Hava Kurumu tarafından 84 lisanslı üretimi yapılmış Mejit 14 adlı motorlu uçağa ait bilgiler yer almaktadır. Tabloda bu uçağın bazı özelliklerine ait ölçülerin ifade edildiği sayılara dikkat ediniz. Sayılar: kanat açıklığı 10,131, yüksekliği 2,77. Bu sayıların daha önce öğrendiğiniz sayılardan farklı nelerdir? Bu sayıları daha önce tam sayı olarak öğreniyorduk, virgüllü diye bir şey görmemiştik. Buna benzer sayıları günlük yaşamımızda nerelerde görmüş olabiliriz? Alışveriş mağazalarında, AVM'lerde görürüz. Tişörtlerin etrafında 29,90 ya da işte 49,99 şeklinde tutarlar görüyoruz. Yani virgülü sayıları genelde orada ya da marketlerde görebiliriz. Bu sayılar neleri ifade ederek kullanılır? Bu sayılar tam olan kısımdan daha az bir parçaya bölündüğü zaman onları ifade etmemizde avantaj sağlayacaktır. Ondalık gösterim oluşturalım. Kareli kağıt, kalem, ondalık kesir takımı. Bir tam birlik, 100 parçanın olan bir bütün, 1 bölü 10'luk, 10 parçası olan yüzlük, bir de 1 bölü 100'lük olan bir tane parça. Kağıdınızın bir kenarı 10 birim olacak şekilde bir kare çiziniz. Şu anda 10'a 10'luk bir 100 parçalık eşkareye ayrılmış. Her birim karenin ifade ettiği kestre, yani bir tanesi buradaki gibi 1 bölü 100 olacaktır. 100 eşkareden 35'ini boyayınız. 35 tanesi boyarsak her bir seri 10 tane. Etti. 30 etti. Burayı da boyadığımız zaman. Ve 35 istiyordu. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 de 35 tane boyarız. Boyadığımız kareleri ifade ettiği kesir %35 olacaktır. Ondalık kesir takımızdan boyadığımız kare sayısı kadar 1 bölü 100'lük parça alınız. Yani buradan 35 tane 1 bölü 100'lük almış olmam gerekiyor. Aldığınız %1'lik parçayı en çok sayıda onda birlik parça kullanacak şekilde yeniden düzenleyiniz. 35'lik kısım olacaksa 3 tane, yani 30 tane buradan 1, 2, 3 tane aldığım zaman 30 tane olacak. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5 tane almam gerekiyor. Şurada çünkü 1 bölü 10'luk, 1 bölü 10'luk, 1 bölü 10'luk, 3 tane 1 bölü 10'luk alacağım. Kaç tane tam parça aldınız? Tam parça almadım. 1 bölü 10'luk 3 tane aldık. 1 bölü 100'lük 5 tane aldık. O zaman tam 0, 10'da 1'lik 3, %1'lik de 5 tane almış olduk. 10'da 1'lik dediğimiz 1 bölü 10'luk, burada 1 bölü 100'lük. Düzenlemeyi 34 tane 1 bölü 100'lük için alırsak, 35 tane için bunu yapıyorduk. O zaman burada 34 tane de tam 0, yine 3 tane, burada da 4 tane olacak. 3 çarpı 1 bölü 10 olur ve 4 çarpı 1 bölü 100 olarak düzenleyebiliriz. 1 bölü 10, 1 bölü 100, 1 bölü 1000 kesirleri modelleyelim ve bu kesirleri farklı bir şekilde gösterelim. Hemen kesir modellemeleri de 1 bölü 10, yani 10'da bir kısmı 10 parçaya bölüp bir bütünü bir tanesini alıyorum. Bu 0,1, yani 0 tam 10'da 1 oluyor. Eğer 100 parçaya bölüp bir tanesi alıyorsam %1 tane almış oluyorum. Ondalık gösterimde 0,01 şeklinde oluyor. Burada hatırlatmalarda yaparsak 1 bölü 10 kesrinin önündeki tam sayı olmadığından ondalık gösterimde tam kısma 0 yazılır. Yani ondalık gösterim tam kısım ile ondalık kısmı ayırmak için araya virgül konulur. 1 bölü 100 kesrinin önünde tam sayı olmadığından ondalık gösterimde yine tam kısma 0 yazılır. Ondalık gösterimle tam kısmı ile ondalık kısmı ayırmak için araya virgül konulacaktır. Binde 1 sayısında 1000 parçalık bir ifade, bir tanesini alıyorum.
O da 0,001 yani 0 tam binde 1 şeklinde ifade edecektir. Dikkat edersek arkadaşlar 1 bölü 10 dediğimiz 0,1, 1 bölü 100 dediğimiz 0,01, bir de 1 bölü 1000 dediği ifade de 0,001 oldu. Burada dikkat ettiğimiz nedir? Burada bir sıfır var, virgülden sonra bir basamak var. İki tane sıfır var, virgülden sonra iki tane var. Üç basamak oluyor, o zaman virgülden sonra üç tane sayı karşımıza gelmiş oluyor. 1 bölü 1000 kesirinin önünde tam sayı olmadığından gösterimde tam kısma yine 0 yazıyoruz. Ondalık gösterimde ise tam kısım ile ondalık kısmı ayırmak için araya yine virgül konulacak. 1 bölü 10 ve 1 bölü 100'den küçük olan 1 bölü 1000'i en son yazarız. Ondalık gösterimler kesirlerin virgül kullanarak ifade edildiği farklı bir gösterimdir. Paydası 10, 100, 1000 olan kesirlere ondalık gösterim olarak ifade edilebilir. Virgül, ondalık gösterimi tam ve tamdan daha küçük parçalar ondalık kısım olmak üzere birbirinden ayrılır. 3 tam %24 dediğimiz kısım 3 tane tam kısım oldu. 0,24 dediğimiz %24'lük ondalık kısım olduğunu gösteriyor. Burada 3 tane tam var. 2 tane onda 1 var. 4 tane de %1 vardır. Bir kesir ondalık gösterim olarak yazılırken kesirin paydası 10 ise ondalık kısım 1 basamaklı. Çünkü 1 0 var demiştik. 100 ise ondalık kısım 2 basamaklı. 1000 ise ondalık kısım 3 basamaklı olacak şekilde yazılacaktır. Ondalık gösterim okunurken önce tam kısımdaki sayı okunur ve arkasından tam ifadesi kullanılır. Ondalık kısım 1 basamaklı ise onda, 2 basamaklı ise yüzde, 3 basamaklı ise binde ifadesi kullanıldıktan sonra kesir kısmındaki sayı okunacaktır. Kesir modellerini, ondalık gösterimlerini ve okunuşlarını yazalım. Kesir olarak baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane almışız. 4 bölü 10 olacaktır. 0 tam 10'da 4 olacaktır. Okunuşu da 0 tam 10'da 4 şeklinde bir ifade olacaktır. Burada 1 tam 1 tam da 2, 1 de 10, 20, 30, 35, 36, 37, 36, 36 bölü 100 yani %36 ve burada da 1, 1 var. O zaman bu 2 tam %36 olacaktır. Yani 2 virgül %36 olduğu için 36 karşıma çıkıyor 2 basamaklı. Burayı da okurken hemen üste yazalım. 2 tam %36 diyebiliriz. 10 parçadan 4'ü boyanmış olduğundan 4 bölü 10 yazılacaktır. 4 bölü 10'da 10'da 4 diye okunur. Kesirin ondalık gösterimi ise 0,4 denildikten sonra bu gösterim 0 tam 10'da 4 olarak okunacaktır. Model 2'de 2 tam ve 100 parçadan 36 olduğu için 2 tam 36 bölü 100 kesiri 2 tam %36 olarak okunur. Yazılırken 2 virgül %36 olduğu için 2 basamaklı olur. 36 da karşımıza çıkar. Yine aynı şekil 2 tam %36 denilecektir. 7 bölü 10'u yazdığım zaman 0,7 yani 0 tam 10'da 7 olacaktır. Burada ise 1,87 yani 1 tam %87 okunuşunu yazdığımız zaman 1 tam %87 olarak okunacaktır. 4 bölü 1000 ve 1 tam binde 25 kesirlerini modelleyelim ve ondalık gösterim okunuşları birlikte yazalım. Hemen binde 4 olduğu için binlik küpteden 4 tanesini boyuyorum ve burada 4 bölü 100 bin oluyor. Bunun okunuşu da binde 4'tür. 0 tam olduğu için 0 okumamıza gerek yok. Burada sayıyı şöyle bir basit yöntem vardır arkadaşlar.
arkadaşlar. Sayıyı yazıyorum. 1, 2, 3 tane 0 olduğu için 1, 2, 3 basamak gelip 0 ile dolduruyorum. O zaman ne oldu? 0 tam 1000'de 4 oldu. Buradaki 0 sayısı kadar virgülde basamak sayısı olacaktır. Kesir basit kesir olduğundan ondalık gösterimin tam kısmına 0 yazılır. Kesrin paydası 1000 olduğundan 4'ün soluna 2 0 eklenerek ondalık kısım 3 basamaklı olacak şekilde yazılacaktır. 1 tam 1000'de 25. 1 tam 1000'de 25 okunuşudur. 1 tamı yazıyoruz. Ondan sonra 25 sayısında 3 tane 0 olduğu için 3 basamaklı hale getiriyoruz. 1 tam 1000'de 25 olarak okunmuş oluyor. Kesrin paydası 1000 olduğundan 25'in soluna 1 0 ekleyerek ondalık kısım 3 basamaklı olacak şekilde yazılacaktır. Yanda verilen dereceli kaplardaki sıvı miktarların ondalık gösterimi olarak ifade edelim. Ve okunuşlarını yazalım. Dereceli kaplarda sıvı miktarını gösteren kesirlerin ondalık gösterimlerini yazalım. 1 tam 6 bölü 10 kesri tam sayılı bir kesir olduğundan ondalık gösterim tam kısmına kesrin tam kısmı yani 1 yazılacaktır. 1'den sonra virgül atarız. Daha sonra kesrin kısmı olan onda 6 olan ifade ondalık olduğu için 2 basamaklı değil tek basamaklı olacaktır. 1 virgül 6 olarak karşımıza gelir. 1 tam 6 bölü 10 dediğimiz 1 tam onda 6 ya da 1 tam onda 6 dediğimiz 1,6 şeklinde karşımıza çıkar. (74/100) yani %74 kesrin tam kısmı yok. O zaman 0 tam yapmam gerekiyor. %74 kısımda 74 yazarım. O zaman benim ondalık kısmım bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Okurken de %74 ya da 0 tam %74 şeklinde okuyabiliriz. Aşağıdaki okunuşları verilen ondalık gösterimleri yazalım. 4 tam dediği için 4 virgül koyarız. Onda 9 demek ki 1 basamaklı da 9 olacaktır. Rasyonel ifadede yazdığımız zaman 9 bölü 10 olur. 8 tam %2 yüzde olduğu için 2 0 olacak. 2 sayısı 2 basamaklının bir tanesinde 2, bir tanesinde 0 oldu. Bunu rasyonel olarak yazsam 2 bölü 100 olacaktır. 12 tam 1000'de 4. O zaman 4'ü yazdığım zaman 1000 olması için 2 tane daha 0 eklemem gerekir. Ve burası da 12 tam 4 bölü 1000 olarak da karşımıza gelecektir. 4 tam onda 9 4,9 olarak yazılıyor. Tam kısmı 4. Tam ifadesinden sonra onda ifadesi olduğu için virgülden sonra bir basamak karşımıza çıkacak ve bir basamakta da 9 olduğu için herhangi bir ekleme çıkartma yapılmayacaktır. Okunuşu verilen ondalık gösterimi yazarken tam ifadesinden önceki ifade tam kısma, sonraki ifade de ondalık kısma yazılacaktır. 8 tam %2 8,02 yani 8 tam %2 ifadesi olarak karşımıza çıkar. Bu tam kısmında 8 vardır. 8 yazıldıktan sonra virgül konulacaktır. Tam ifadesinden sonra yüzde ifadesi kullanıldığından ondalık kısım 2 basamaklı oluşacak. Ve 2'nin sonuna 0 yazmamız gerekecek. Çünkü bir tane 2, bir tane boşluk olduğundan 0 eklememiz gerekir. Böylece 8 tam 0,2 ya da 8 tam %2 karşımıza çıkacaktır. 12 tam 1000'de 4. 12,004 ya da 12 tam 1000'de 4 şeklinde yazılacaktır. Tam kısımda 12 olacak. Virgül atılacak. Sonra 4'ten sonra 1000'de dediği için 3 0 olması gerekiyor. 3 basamaklının biri 4 dolu, diğerlerinde 0 0
yazmamız gerekir. Tam ifadesinden sonra onda ifadesi var ise ondalık kısım bir basamaktan, yüzde ifadesi varsa iki basamaktan, şöyle bir 0 2 0, binde ifadesi var ise ondalık kısım 3 basamaktan oluşacak şekilde yazılır. Ondalık kısımda basamak sayısını tamamlamak için sayının soluna 0 yazılacaktır. Yanda verilen para miktarlarını ondalık gösterim olarak yazalım. 50 kuruş 1 liradan aşağı olan kısımlar ondalık kısma yazılacaktır. Çünkü 1 tamdır, 0.50 değildir ya da 0.25 değildir. 0.50 yani 0 tam %50 paranın yarısı. 0 tam %25. 0 tam %10. 0 tam %5. 0 tam bir de ya %1 ya da 1/100. 1 liradan küçük bozuk paraların hepsi ondalık kısma yazılmak durumundadır. Ayşe Hanım pazarda 25 lira 5 kuruş, kasapta 33 lira 50 kuruş, bakkalda 8 lira 25 kuruş harcamıştır. Ayşe Hanım'ın harcamaları ondalık gösterim olarak yazalım. 25 lira dediğimiz 25 tam, 5 kuruş da 0.5 lira olarak geçecektir. 33 lira 33 tam, 50 kuruş 50 olarak yazılacaktır. 8 lira 8 tam, 25 kuruş da 25 lira olarak karşımıza gelecektir. 112 lira dediğimiz ifade 112 tam, 36 kuruş dediği zaman 36'yı yazıyorum. Çünkü şöyle bir durum vardır. Neden 0 yazmıyoruz ya da virgülü yana kaydırmıyoruz dediğimiz zaman 1 lira dediğimiz şey bizim için 100 kuruştur. 100 kuruş olduğu için demek ki bu kısmı da bir de yüzler basamağı olarak kullanmamız, yani iki basamak eklememiz gerekir. MEGİ 14 uçağının kanat açıklığının ölçüsü 10 tam %31 metredir. Bu ifadenin okunuşunu yazdığımız zaman zaten yazılışıyla okunuşu 1 oluyor. 10 tam %31 olacaktır. Ondalık gösterim ondalık kısmı iki basamaktan oluştuğundan tam kısım okunduktan sonra yüzde ifadesi kullanırız. Tam kısımda 10, ondalık kısımda 31 olduğundan bu sayının okunuşu 10 tam %31 şeklinde olur. Bu 10,31'i rasyonel hale de getirsem okunuş aynı şekilde olacak. 10 tam %31 dediğimiz şey 31/100 olarak da karşımıza gelir. Siz de MEGİ 14 uçağına ait diğer ölçünün okunuşunu yazınız. 2 virgülden önce var. O zaman 2 tam, 2 basamak olduğu için yüzde 77. Direkt ben kendisini yazıyoruz. Bu ondalık olarak halinden rasyonel olarak isteseydi yine 2 tam yazıyordum. 77 yukarıda 2 basamaklı olduğu için, yani yüzler olduğu için 100 yapıyorum. Bu da 2 tam 77/100 ya da 2 tam %77 diye okunacaktır. Kesirlerin ondalık gösterimlerine neden ihtiyaç duyulmuştur? Tam kısımlar bizi istediğimiz sonuca vermemeye başladığı vakit artık daha ufak parçalarla uğraşmamız gerekiyor. Daha ufak parçalarla uğraştığımız zaman ondalık gösterimler kolaylık sağlamaya başlar. Aşağıdaki verilen kesirlere göre modelleri boyayınız ve kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. 8/10'da 0,8 olacaktır. O zaman burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ifade boyamam gerekecektir. %1 yani sadece bir parça boyamam gerekir. Bu da 0,01 %2 basamak olur. Binde 1 0,001 bindeki 3 basamak virgülden sonraki 3 basamaktır. Yüzdeki 2 basamak virgülden sonraki 2 basamaktır. Ondaki 1 0 virgülden sonraki bir sıfıra
eşit olacaktır. Aşağıdaki modellenen ondalık gösterimleri ve okunuşlarını yazınız. Burası bir tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 10'da 7. O zaman ondalık gösterimi önce rasyonel sayı gösterimini yapayım. 1 tam 7 bölü 10. 1 virgül 7. Okunuşu da 1 tam 10'da 7 olacaktır. Burada bir tam var %100'den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Burada 23 boyalı vardır. O zaman burası bir tam %23 olacaktır. Önce rasyonelde. Ondalık gösterim dediğim zaman bir tam 23 yazıyoruz. İki tane basamak olduğu için biter gider. O zaman burası da bir tam %23 olacaktır. Binde olacak burası. 1, 2, 3, 4, 5 tane yüzlük var. Burada 5 tane oluyor. Bir de 1, 2, 3, 4 tane var. Yani 504. Bu 504 kimdedir? Bindik istiyordur. Yani 504 bölü 1000. Ondalık gösterimi yaptığım zaman 0,504 olacaktır. Buraya baktığım zaman bu 504 kimde? 1000'de 504 şeklinde ifade çıkar. Aşağıdaki ifadelerde ondalık gösterim şeklinde yazalım. 70 kuruş 0,70 yani %70. 6 tam 55 kuruş 6,55. 20 lira 20 tam 5 kuruş 0,5. 5 kuruşu bindilik değil yüzlük yapıyorum. Çünkü bizim genel olarak 5 kuruşumuz yüzde. Neden yüzde? 1 lira dediğimiz şey 100 kuruş olarak hareket ettiğinden o zaman bütün hepsi yüzdelik yani iki basamaklı olarak karşımıza çıkar. 54 lira 54 tam 80 kuruş dediği için virgül 80 olacaktır. 4 ve 5. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız. Aşağıdaki tabloda bir evin bazı odalar için kullanılan duvar kağıdı uzunlukları ve bu kağıtlara ödenen tutarlar verilmiştir. Duvar kağıdı uzunluğu misafir odası 11 tam 1000'de 755, tutar 265.099. Yatak odası 8 tam %36, tutar 98 tam %75. Çocuk odası 4 tam 1000'de 89, harcanan tutar 65 tam %16. Duvar kağıdı uzunlukları okunuşlarını yazınız. Misafire söyleyelim. Az önce okuduğumuz ifade 11 tam 1000'de 755. Yatak odasına bakıyorum. 8 tam 2 tane sayı olduğu için %36. Çocuk odasına bakıyoruz. 4 tam 3 tane basamak varsa 1000'de olacak. 89. Aşağıdaki okunuşları verilen ondalık gösterimlerin tabloda neyi ifade ettiğini yanlarına yazınız. Tabloya ait olmayan okunuşu verilen ondalık gösterinin yanlarına yazınız. 98 tam %75 98,75. Burası yatak odasının parası.
Yatak odası tutarı 11 tam 1000'de 755. Tam 755 misafir odasının uzunluğu. Misafir odasının uzunluk 265 tam 99% kim oldu? Misafir odasının tutarı 4 tam %89 2 basamak oldu. 4,89. Burada 4 tam %89 dediği şey şurada 1000'de var. Büyük bir ihtimal 0,89 değil. Burası 89 ya da yüzde değil 1000'de olması gerekir. Eğer buraya 1000'de yazarsak o zaman 0 koyarız. Bu da çocuk odasının uzunluğu olur. 265 tam 1000'de 99 yani 0,99 0,99 diye bir şey yok. Şurasını da çocuk odası uzunluğu dediğimiz şöyle yapalım. Şunu buraya yazalım. 4 tam 89 boşta 265 tam 1000'de dediği için 0,99 bu da boşta 65 tam %16 kimdedir 65 tam çocuk odası tutarı çocuk odası tutarı 8 tam 1000'de 36 0,36 oldu buraya da bakınca herhangi bir şey gözükmüyor. Ercan okunuşu 137 tam 137 tam virgül koyuyorum. 1000'de 403 403 okunuşundan direkt kendisi otomatik çıktı. Ercan'ın yazdalı ondalık gösterimde hata var mıdır? Bakıyoruz. 137 tam. Burası 1000'de 43. Burası 403. Burası 43 olmuş 1000'de. Hata vardır. Hatayı düzelttik. 403 olarak yazdık. Aşağıdaki verilen kesirlere karşılık gelen ondalık gösterimleri örnekteki gibi eşleştirelim. 1 tam 10'da 5. 1 tam 10'da 5 dediğimiz buraya geldi. 21 tam %83 burada. Zaten bu 1000'de 12 burada. %21 burada. 1000'de 122 en başta. 10 tam 10'da 9 hemen yanı başımızda. 9 tam %52 o da şöyle gelelim 2 numaraya. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ben Uğur Mutlu.